Selam arkadaşlar, ben Nurgül. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugün sizlere pide tarifiyle geldim arkadaşlar. Hatırlarsanız GH Ferrar pizza makinesi almıştım. Taş fırın makinesi arkadaşlar. Alınca da hemen pide ve etli ekmek lahmacun yapıp sizlerle tarifimi paylaşmıştım. Acemilikten birazcık yanmıştı ama artık bu makinede ustalaştım. Sizlere de göstermek istedim. Tekrardan tarifi paylaşmak istedim arkadaşlar. Öncelikle hamurumuz için gerekli olan malzemelerimiz. Bir tane yaş maya, bir yemek kaşık şeker, yaklaşık 2,5 bardak ılık su. Mayayı şeker ve bir bardak ılık su ile ilk başta eritiyoruz. Sonrasında geri kalan suyumuzu ekliyoruz. Bir yemek kaşık tuz ve 1 kilo un ekleyip hamurumuzu 5 dakikada, dilerseniz mutfak şefinde, mutfak robotunda ya da elinizle hamuru güzelce yoğuralım. Özleyip bir hamur olsun arkadaşlar. Elde yoğuracaksanız yaklaşık bir 10-15 dakika arası yoğurmanızı tavsiye ederim. En son bardağı da arkadaşlar ben bu şekilde kontrollü bir şekilde ilave ediyorum. Toplamda 2,5 su bardak ılık su kullandım. Evet, daha bir parlak olması için ve yumuşaklık vermesi için de 1-2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekliyorum. En son aşamada 1-2 dakikada bu şekilde yoğurduktan sonra hamurumu mayalanmaya bırakacağım. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar hamurum asılınca hiç kopmuyor. Özlü bir hamur elde ettik. Üzerine birazcık un serpiyorum ve kapağını kapatıyorum. Oda ısısında hamurumu mayalanmaya bırakıyorum. Kışın oda ısısı daha yüksek olduğu için daha çabuk mayalanıyor arkadaşlar. Yaklaşık yarım saat içerisinde gördüğünüz gibi hamurum çok güzel mayalandı. Şimdi pidemiz için sos hazırlayacağım. Kullanacağınız malzemeye göre yumurtasını artırabilirsiniz. Bir tane yumurta, 2 yemek kaşık yoğurt. Hepsini güzelce çırpalım. Hamurumuzdan bezeler yapalım ve yaklaşık bir 15 dakika kadar dinlendirelim. Dinlendirince daha güzel açılacaktır. Evet, dinlenmiş olan bezelerimizi alacağız. Mısır unu ve un karışımı ile pidemizin tabanını unluyoruz. O şekilde arkadaşlar. Hazırlamış olduğum sostan yaklaşık 1 yemek kaşığı dolusu koyuyorum ve elimle gördüğünüz gibi tırnaklarımla bu şekilde form veriyorum. Aynı işlemi diğer yapmış olduğum bezelere de uyguluyorum. Dinlenince çok güzel açılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi parmağımızda verdiğimiz şekiller sonrasında çok güzel kabaracak. Pizza makinamızın bu şekilde kürekleri var. Tabanını mısır unu ile unluyorum. Elime aldıktan sonra birazcık büyütüyorum. Gördüğünüz gibi. Üzerine çörek otu ve susam serpiyorum. Pizza makinesini arkadaşlar önceden bir yaklaşık 6-7 dakika ön ısısını yaptım. Isınmış olan pizza fırınında pişireceğim. Gördüğünüz gibi önden ısıtmış oldum. Küreklerle birlikte bu şekilde hemen ortasına bırakıyorum. Ve yaklaşık 5-6 dakikada pidem pişmiş olacak. Pidem pişerken bu esnada ben diğer pidelerimi hazırlıyorum.
Evet, gördüğünüz gibi pidemiz çok güzel pişmeye başlıyor. Arada bu şekilde açalım ve çevirelim arkadaşlar. Çünkü ısıtma teli yukarıda her yerine eşit bir şekilde dağıtmadığı için bu şekilde kendimiz pidemizi birkaç sefer döndüreceğiz. Ve gördüğünüz gibi asla yanmıyor ve harika pişti arkadaşlar. Ve her pideden sonra fırınımızın zemin katını bu şekilde temizliyoruz. Ve tekrardan ikinci pidemizi ya da diğer pidelerimizi pişirmeye geçiyoruz arkadaşlar. Ben hem pide yaptım hem de lahmacun yaptım. Lahmacun da inanılmaz lezzetli oluyor. Arkadaşlar bu makinede gerçekten pideler, pizzalar, lahmacun, etli ekmek bambaşka bir lezzet oluyor. Taşta pişen lezzet apayrı oluyor. Fırında pişenden, tavada pişenden çok çok daha farklı lezzetli oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika pişiyor. Asla yanma yok. Ve derecesini de asla sonuna açmayın. Bunu da belirtmek istiyorum. Yaklaşık 2 derecede, en fazla 2 derecede olsun arkadaşlar. En son dereceyi asla açmayın. Yoksa çok çabuk yanma olur. Ben ilk yaptığımda o hatayı yapmıştım ve pideler üzerisi çok kızarmıştı. Ve sizlerden de bayağı bir eleştiriler gelmişti. Bu pideler yanmıştı diye. Evet, acemiliğim çıkarmış oldum arkadaşlar ve artık gördüğünüz gibi pidelerimiz harika pişiyor. Lahmacun, etli ekmek ve pizzaları da aynen bu şekilde pişiriyorum. Şimdi size göstereceğim. Görüyorsunuz, pamuk gibi harika oluyor. Gerçekten tüm yemeklerin yanında yiyebilirsiniz arkadaşlar. Lezzeti bambaşka. Ramazan pidesi olarak da yapıp yiyebilirsiniz. İnanılmaz lezzetli oluyor arkadaşlar. Ben kahvaltıda yapıyorum. Yemeklerin yanında yapıyorum. İskender kebap da yapıyorum. Birçok yemekte bu pideleri yapıp yiyoruz arkadaşlar. Severek yiyoruz. Evet, lahmacun malzemelerimizi arkadaşlar dilerseniz diğer videolarımdan da izleyebilirsiniz. Yaklaşık 300 gram kadar kıyma kullandım. Bir tane soğan, 4-5 tane kıl biber, yeşil biber, bir kutu domates konservesi, tuz, karabiber, kırmızı toz biber, bir yemek kaşığı biber salçası, biraz zeytinyağı, biraz da su ekleyip karıştırdım ve iç harcımızı bu şekilde hazırlamış oldum. Gördüğünüz gibi ince ince açmış olduğum yufkaların üzerine lahmacun harcından koyup pizza makinamda yaklaşık 4-5 dakika arası kontrol ederek pişirdim. Lahmacunları pişirirken arkadaşlar en son dereceyi açabilirsiniz. En son dereceyi açarsanız 2-3 dakikada da pişecektir. Kontrol ederek pişirelim arkadaşlar. Evet. Bir de en çok sorulan sorulardan biri de pizza makinesi nasıl temizlenir? Temizliği hakkında da sizlere kısa bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Pizza makinesinin taşı kullandıkça siyahlaşıyor ve bu siyah taş asla çıkmıyor arkadaşlar. Yani çıkartmak için uğraşmayın çünkü asla çıkmıyor. Sadece temizliğini üzerine ıslak bezle silip eğer yapışan üzerine un ve yağ kalıntıları varsa onları silebilirsiniz bulaşık beziyle ve bu şekilde tertemiz oluyor gördüğünüz gibi. Evet, sizlerle bu bilgileri de paylaşmak istedim. Bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.